Hepinize merhabalar arkadaşlar. Böyle bir giriş yapayım dedim, oldu mu? Merhabalar, günaydınlar, tünaydınlar ve iyi akşamlar. Hangi saat ve zamanda izliyorsanız. Kendime bir giriş bulmaya çalışıyorum da. Geçenlerde Afgan Rasulov'dan, Udemy Akademi'den eğitimi alırken Afgan Rasulov dedi ki herkesin kendine özel bir giriş şekli olması gerekiyor. Ben de merhabalar, günaydınlar, tünaydınlar, iyi akşamlar. Bu da Rehan Muhtar gibi oldu. Her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsa falan. Herkese söz verdiğim gibi bugün, yani pazar, soru cevap videosu yapıyoruz. Bakalım bu soru cevap videosunda neler sordunuz? Bunları olabildiğince iyi bir şekilde cevaplandırmaya çalışacağım. O zaman sorularımıza geçiyoruz. Evet. Troll Keşfi sormuş. Abi reklamlarda oynamak için de eğitim şart mıdır? Bir de yeterli bir eğitime sahip olduktan sonra dizi veya filmlerde oynama garantisi var mıdır? Aslında Troll Keşfi, teşekkür ederim bu arada sorun için. Reklamlarda oynamak için eğitim şart mıdır? Bence şarttır. Sonuçta kendini daha iyi sunabilmek için eğitim alman gerekir. Bir de demişin yeterli bir eğitime sahip olduktan sonra dizi veya filmde oynama garantisi var mıdır? Yoktur. Bu tamamıyla senin yeteneğin ve aldığın eğitimi nasıl yansıttığınla ilgilidir. Eğer düzgün bir şekilde kendini ifade edebilir ve karakter çıkartabilirsen eğitimlerden sonra projelerde oynama ihtimalin yüksektir. Hiçbir şeyin garantisi yok. Evet, sıradaki sorumuza geçiyoruz. Muhammed Fatih Apay. Abi ezberleme işi nasıl oluyor? Söyleyeceğimiz her şeyi ezberlemek zorunda mıyız? Evet. Evet, ezberleme işi nasıl oluyor dersen, herkesin kendine göre bir ezberleme çeşidi var. Yani ezberleme yöntemi var. Kimisi 3 kere okuyor, ezberliyor. Kimisi 5 kere okuyor, ezberliyor. Kimisi başka türlü ezberliyor. Yani her kişinin ezber tarzı farklı. Sen nasıl kendini rahat hissedersen o şekilde ezberle. Ben mesela yapacağım duygulara göre, vereceğim tepkilere göre ya da karşı kişinin söyleyeceği lafın üzerine ne söyleyeceğime göre ezberimi aklımda tutuyorum. Ben bu şekilde ezberleme yapıyorum kendi kafamda, bilmiyorum yeterince açık olabildim mi? Sıradaki soruya geçelim. O uzun. Kalite ailesi sormuş. Abi bugün Fenogram Ajans'tan abi mesaj geldi de. Gökay abi. Abi ben bir ajansa kaydoldum. 400 lira verelim mi? Gökay abi ben bir ajansa başvurdum. Lan oğlum kostan çalışıyor. Body yapıyorum, çok yakışıklıyım. Evet arkadaşlar. Bilmiyorum sesleri size duydunuz mu? Özür dilerim, bir ara vermek zorunda kaldık. Kalite ailesi demiş ki abi bugün Fenogram Ajans'tan mesaj geldi. Merhaba Diler Aile Show. Merhaba Diler Ailesi Show TV. Pardon, özür dilerim, yanlış okudum. Merhaba Diler Ailesi Show TV'de yeni projemiz için çocuk oyuncu arıyoruz. Çocuğunuz Muhammed buna uygundur. Cumartesi veya pazar günü kesinlikle ajansımıza gelmelisiniz yazıyordu. Arkadaşlar bunların hepsi tuzak. Hiçbir ajans, hiçbir proje için, hiçbir dizi, film, sinema için kimin uygun olup olmayacağını karar veremez. Sadece ve sadece uygun gördüğü kişiyi sen uygun olabilirsin der. Yani sizi buraya projelere seçecek olan kişiler yönetmenler ve yapımcılardır, tamam mı? Kalite ailesi, bu yalandır. Sen uygun görülmezsin ajans tarafından. Ajansa istekte bulunan yönetmen veya yapımcı seni uygun görürse alınırsın o projeye. Bitti. Teşekkürler sorunun için. Bir sonraki soruya geçiyorum. Mehmet Özak Bıyık demiş ki abi ben oyuncu olmak istiyorum. Ama bir yandan da piyasada tanınmazsam ya diziye girem... Özür dilerim ya. Bu Türkçeleri çok zor okuyorum ben niyeyse ya. Baştan söylüyorum. Abi ben oyuncu olmak istiyorum. Ama bir yandan da piyasada tanınmazsam ya diziye giremezsem diye korkuyorum. Sence mesleğimi elime alıp oyunculuk yaparsam nasıl bir yol izlemeliyim? Teşekkürler demiş. Mehmet teşekkür ederim sorun için. Ben her zaman herkese söylüyorum. İlk önce bileğinize bir altın bileziğinizi takın. Yani bir tane mesleğiniz olsun elinizde, garanti cepte. Maaş kazanabileceğiniz bir mesleğiniz olsun. Oyunculuğa öyle koşturun. Tanınmazsam diye şey yapma. Yani böyle tanınma olayı değil bu olaylar. Neyse, oyuncunun içine girdiğince anlayacaksınız zaten. Ben de bir soru eklemek istiyorum.
bir oyuncu adayı için iyi müzik kulağı zorunluymuş. Müzik kulağını şan eğitimine geliştirmek oyunculuk adına yeterli ve mümkün müdür? Çok mükemmel sanatçı gibi ya da bir şarkıcı, müzisyen gibi bir kulak olması zorunlu değil. Aşina olması yeterlidir. Tabii ki her oyuncunun biraz ritim duygusu olmalıdır. Buna ritim duygusu da denilebilir. Şart böyle şakıyacaksın bülbül gibi falan gibisinden değil de ritim duygusuna aşina olman yeterlidir bu işle ilgili. Teşekkür ederim Elvan Sorun için. Dead Name HD. Abi oyuncu nasıl olunur? İlkten ne yapmamız gerek? Onu söyle, eğitim mi almamız gerekiyor? Evet, Tolga Aydın demiş ki, abi oyunculuk kursları hakkında bilgi verebilir misin? Yani Tolga, bir sürü oyunculuk kursu var. En kötüsünden İSME'ye gitsen ya da Devlet Tiyatrosu'na gitsen bile oradan eğitim alabilirsin. Bu oyunculuk kursları hakkında bilgi verebilir misin? Demem çok geniş bir şey olmuş. Hani bunun hangi oyunculuk kursu, neredeki oyunculuk kursu, ne üzerine olan oyunculuk kursu gibi birçok dalı var. O yüzden sana tavsiyem başlangıç için belediye tiyatrosuna git. Oradan eğitimini al, temelini. Evet, bir başka sorumuz Ramazan Onar'dan gelmiş. Oyuncu olmak istiyorum ve piyasada birçok oyuncunun geçim sıkıntısı çektiğini duydum. Bazı insanlarda bu işte para yok denmesi beni tedirgin ediyor. Doğru. Bu sektöre girenler nasıl bir hayat yaşıyor ve büyük yerlere nasıl gelebiliyor? Biraz uzun bir soru oldu. Umarım beni anlamışsındır. Videonu alırsan çok mutlu olurum demiş. Teşekkürler Ramazan. Ay nefesim bitti. Teşekkürler Ramazan Sorun için. Öncelikle şunu söyleyeyim. Evet, oyuncuların para sıkıntısı çok var. Çünkü süreklilik yok. 2 ayda bir iş çıkar, bazen gelir. Haftada 3 iş çıkar, bazen 5 ay boş kalırsın, bazen 1 sene boş kalırsın. Hiç belli olmaz bu işler. Bu oyunculuğu yapan insanları ben sana söyleyeyim, %80'i falan kendi işini sahibi. Yani dükkanı kapatıyor, gidiyor. Geliyor dükkanı açıyor, işine devam ediyor. Ya da patron, yani patronun babası ve ondan çok rahat izin alıyor. Demek istediğim şu, yine altın bilezik olayına girdik. Altın bileğinize takın. Bileğinize, bu da nasıl bir şey olduysa. Takın ve daha sonra oyunculuk işleri için koşturabilirsiniz. Sıradaki soru. Fırat İmre demiş ki, abi sertifika aldığımız zaman dizilerde replikli bir rol verirler mi? Yoksa figüran mı oynatırlar? Şöyle söyleyeyim. Başlangıç için diyaloglu figüranlık yaparsın. Yani merhaba efendim, hoş geldiniz efendim, beş gittiniz efendim dersin, kalırsın. Ama ne olur? Kamerada 5 saniye, 10 saniye de olsa gözükmüş olursun. Ufak ufak başlamış olursun. Sertifikayı aldıktan sonra figüranlığa gitmemen gerekir zaten. Figüranlığa 3-4 defa falan git. En fazla gidersen de. O da set ortamını görmek için falan. Zaten işin zorluğunu görünce de anlayacaksın ne olduğunu. Ne olmuş? Evet, aşağıda da yanıt verenler olmuş zaten kendisine. Her neyse. Sıradaki soru. Damla iş beceren. Abi sinema televizyon mu yoksa sinema televizyon ve radyo mu? Hangisi sence? Evet, bu soruyu da çok alıyorum. Ben bunun altına sinema TV diye yazdım. Benim tavsiyem sinema TV. Neden? Çünkü biraz daha sanatsal. Olaya biraz daha resim olayından giriyor. Yani sizin aslında sahnede görmek istediğiniz kadraj nedir? Bunu belirlemek adına sinema TV biraz daha güzel. Radyo, televizyon, sinema da güzel ama o işin daha çok teknik kısmı, daha çok kamera arka kısmı. Biraz daha sanatsal bir olayına girmek istiyorsanız sinema TV'yi tavsiye ederim. Kendi görüşüm budur benim. Mehmet yazıyor, geri kalanı okuyamıyorum, neyse. Demiş ki, abi başrol veya yan oyuncu olmak için figüranlık yapmamız şart mı? Ve abi oyuncular sezon finalinde tatil mi yapıyor? Ve abi Beylikdüzü'nde Mandalina Kas Ajansı var. Güvenilir mi? Teşekkürler. X-Ajans biliyor musun abi? Abi bizim orada Family Ajans var. Family. Seni yaşlı edeceğiz dediler abi. Gayetten sesler geliyor. 500 lira istediler. Güvenelim mi? Bilmiyorum oğlum. Abi ben bir ajansa kaydım. Family Ajans biliyor musun abi? Bilmiyorum. Yap. Gidin. Evet. Başrol veya yan oyuncu olmak için. Figüranlık yapman şart mı? Biraz şart. Oyuncular sezon finalinde tatil mi yapıyor? Ne bileyim oğlum ben. Yani Ahmet'in, Mehmet'in, Veli'nin ne yaptığını ne bileyim. Adam belki gidiyordur. Amerika'da tatil yapıyordur. Belki yine evine dönüyordur. İşi vardır, onu yapıyordur. Ben ne bileyim bunları yani. Alemsiniz ya. Yani sezon biter bitmez. Hadi tatile koşalım hadi. Diyen tipler mi var diye düşünüyorsunuz? Nasıl bir şey düşünüyorsunuz? Oo, sezon da bitti hadi. Topluca bütün set gidiyoruz tatile. Tüm oyuncular hadi. Teşekkür ederim Mehmet Sorun için. Beylikdüzü'nde Mandalina Kast Ajansı var. Ben bu tarz sorulara cevap vermiyorum artık arkadaşlar. O güvenilir mi, bu güvenilir mi? Yani ben devlet dairesi değilim.
bu ajans güvenilir deyip bir de üzerine şey basmıyorum, mühür basmıyorum yani. Eğitim almadığın sürece hiçbir ajansla ilgili sorumuza cevaplamıyorum ayrıca, bunu da söyleyeyim. Sıradaki soruya geçelim. Üzeyir Can Öztürk sormuş. Abi mandalina oyunculuk atölyesi hakkında görüşlerin nelerdir, öneriyor musun? Başlangıç seviyesi için öneririm. Fiyat performans eğitim merkezlerinden bir tanesidir. Bu fiyat performans ne demek derseniz eğer, düşük fiyata minimum seviyede yeterli oranda eğitim veren yerler, fiyat performans yerleri. Tavsiye ederim. Gidebilirsin. Sonuçta eğitimdir yani. Babsu HSHXH demiş ki, Arthur Majans modellik yazıyor, oyunculuğu yok mu? Yok. Yok. Ben niye gidiyorsam, ben modellik yapıyorum zaten orada. Tabii. Kel model arıyorlardı. Ben gittim. Bayağı iyi para kazanıyorum şu an modellikten. Yani hiç kimsenin haberi yok burada oyunculuk kanalında. Ben niye şey yapıyorum acaba Arthur'da? Allah Allah, modellik yapıyorum bir de. Evet, bir soru daha. Allah'ım ne sorular ne sorular. Turkish Living in Canada. Kanada'da yaşıyor arkadaşlar. Her neyse. Abi bir sorum var. Oyuncu olmak için içen, neyi içiyorsan için, konservatuvar tiyatro bölümü okursak daha hızlı oyuncu olur muyuz? Yoksa tiyatro eğitimi aldıktan sonra ajanslara başvursak daha hızlı oyuncu mu oluruz? Yani demek istediğim ikisi de aynı mı? Ya hızlı diye bir şey yok bu işlerde arkadaşlar. Bu Turkish Living in Canada. Teşekkürler sorunun için ama hızlı diye bir şey yok. Bu işe sebat etmen gerekiyor. Bu işe sabır etmen gerekiyor. Önemli olan bunlar. Sen eğitimlerini al da bir önce. Sonra bir bak. Bakalım nasıl oyuncu olabiliyorsun. Sorumun cevabı budur. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, bu bölümümüzün de sonuna geldik. Videoya like atmayı ve bana abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bu tarz videoların devamlı gelmesini istiyorsanız eğer aşağı yorum kısmına bana sorularını sorabilirseniz, beğendiyseniz videoyu like edin bol bol. Onun dışında eğer bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız, soru cevap videosunun devamını gelmesini istiyorsanız aşağı gene yorumlarınızı yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Baş baş. Biliyor musun abi? Abi bizim adet tahmin ajans var. Tahmin edin. 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 Tah